Merhaba, ben Uğur, kanalımın yepyeni bölümüne hoş geldin. Bu bölümde bir bot yapacağız. Bu bildiğiniz botlardan değil, yani YouTube abone arttırma veya çoğaltma botu değil. O chatbot tarzı botlar, yani bir görev veriyorsunuz, o görevi yapıyor. Şimdi biz bir videonun izlenme oranını çektireceğiz. Ona diyeceğiz ki sen şu videonun izlenme oranını çek diyeceğim ve bana göster diyeceğim. İşte bunu yapacağız. Hangi videonun? Tabii ki benim videoların arasında PHP ile matematik soruları çözme diye bir videom var. Buradaki şu 62 görüntülenmeyi çekeceğim ve ekrana yazdıracağım. Bu bir bottur. Daha sonra çektiklerimizi veri tabanına aktarma gibi farklı farklı dersler çekeceğim. Şu an bu derste sadece veri çekmeyi göstereceğim ama başka bir siteden çekilmiş veriyi göstereceğim. Her neyse, şu an niye nefes nefesiyim? Biliyorsunuz mu bilmiyorum ama dur, saat kaç şu an? Bakın saate, saat 8'i 10 geçiyor. Benim 7.30'da çıkması gerekiyordu videom. Ama gerizekalı mikrofonun bozulduğundan ben de gittim kendime yeni mikrofon almak zorunda kaldım. Şu an bundan ses nasıl çıkıyor hiçbir fikrim yok. Bakacağız artık. Her neyse, hemen videoya başlayacağım, yani derse, küçük bir dersimize başlayacağız. Eğlenerek yapmak istiyorum dersleri. Çünkü genellikle sıkıcı oluyor. Her neyse, hemen başlıyorum. Bir php nokta yok. index.php diye bir dosya açtım burada ve içine girdim. PHP taglarımı koydum. Biraz sizin için büyüteyim bunu. Dana kadar yaptım bakın. Şimdi bir site değişkeni koyacağız. Site yazıyorum buraya. Eşittir file get contents yazıyorum. Parantez içinde içine bir de tırnak koyuyorum ve buraya internet sitesini yazıyorum. Burada ben bu videonun verilerini çekeceğim için buradaki URL'i, yani linki ya da internet sitenin adresini koyuyorum. Benim böyle aşağı inmesinin nedeni şuradaki sözcük kaydır şeyinin açık olması. Sizde böyle olacaktır. Ben böyle yapıyorum çünkü bir de bu tarafa da, yani yan tarafa sağa doğru daha ilerleyip neredeydi bu falan demek istemiyorum. Sadece ekranın tam ortasında her şeyi görmek istiyorum. Bu yüzden böyle yapıyorum. Siz de böyle yapabilirsiniz veya yapmazsınız, size kalmış. Birkaç satır aşağı iniyorum ve buraya diyorum ki frag match all. Frag match yazalım ya da all yazalım ya. Şimdi frag match ile frag match all'un farkı ne derseniz, frag match sadece tek işlem yapıyor. Mesela bir tane veri çekeceksen bir tanesini çekiyor. Ama frag match all birden fazla veriyi çektirebiliyorsun. Bu yüzden ben frag match all diyeceğim. Ya ikisinde de çalışıyor. Fark etmez. Böyle daha iyi bence. Ben böyle düşünüyorum. Her neyse, buraya iki tane tırnak koyuyorum ve bu tırnağım iki tane et işareti koyuyorum. Bu et işaretlerinin arasına kaynak kodumuzu yazacağız. Daha sonra iki et işaretinin bir sağına da C koyacağım. Bunu koymazsanız sıkıntı çıkartabiliyor bazı durumlarda. Şimdi ben buraya ne koyacağım? Bu iki et işaretinin olduğu yerine. Şimdi bakıyorum buraya, 62 görüntülenme yazıyor değil mi? Bu 62'yi seçiyorum ve incele diyorum. İnceledi. Bakın burada bir satırı aldı kendisi. Bunu kopyalıyorum ve bunun içine koyuyorum. Bakın burada ne diyor? Div class bilmem ne falan filan, 62 görüntülenme. Ben neyi istiyorum burada? 62 görüntülenmeyi çekmek istiyorum değil mi? İki divin arasını seçiyorum ve siliyorum. Burada herhangi bir şey olduğunda biz değiştirebilmemiz için, yani ben bu kısmını görüntülenmek istiyorsam, parantez içinde nokta yıldız soru işareti koyuyorum. Daha sonra buraya virgül koyuyorum. Site diyorum. Aman şöyle yapalım. Site diyorum. Yine virgül koyuyorum. Başlık olsun. Başlık diyorum. Şimdi ben ne yapmış oldum? Ben dedim ki şu site adresinden şu şeylerin arasındaki şeyi çek ve bu başlığa gönder dedim. Bundan sonra ne yapıyoruz? Çıktı almamız lazım bir tane. Hemen
ciddi diye bir şey yazıyorum. Eşittir diyorum ve burada implode diye bir şeyi kullanacağız. Implode diye bir fonksiyon. Şu an aklıma gelmiyor. Bakın hızlı hızlı yapmaya çalıştığım için. Çünkü zamanı geciktirdiğim için öyle oldu işte. Her neyse. Şu parantez implode yazıyorum. Tırnak koyuyorum. Sonra iki tırnak koyuyorum. İçine bir şey yazmıyorum. Virgül koyuyorum. Başlık yazıyorum ve burada bir tane bu burada bir şey yazmıştık. Ne yazmıştık burada? Parantez içinde nokta yıldız soru işareti. Bir tane nokta yıldız soru işareti olduğu için buraya bir yazıyorum. Daha sonra buraya noktalı virgül koyuyorum. Ve buraya da echo cikti noktalı virgül koyuyorum. Şu an çalışması lazım. Bakalım nerede bir hata yaptık veya çalışıyor mu? Yeniledim sayfayı. Bakın 62 görüntülenme yazıyor. Kaynak kodlarına bakalım. Sadece 62 görüntülenme. Gördüğünüz gibi ben bu internet sitesinin şu videonun 62 görüntülenme kısmını aldım. İşte videolarda bu şekilde çektirebilirsiniz. Ben bir düşüneceğim bakalım başka ne yapabilirim. Şey yapabilir miyim acaba? Bir tane forumda MyBB forumundan herhangi bir şeyi çektirebilir miyim? Şimdi realses.com diye benim takıldığım oyun yapmayla ilgili bir internet sitesi var. Oradan şey deneyebiliriz. Belki forum istatistiklerini çekebiliriz. Bir bakalım şuradan. Mesela toplam kayıtlı kullanıcı sayısını biz çekelim. Oo bak burada Illuminati gibi bir şey olmuş. 666. Oo bak burada Illuminati gibi bir şey olmuş. 666 olmuş. İncele diyorum. Buradaki kısmı seçmek istiyorum ama bakın burada böyle coşturmuş. Tüm istatistikleri çekmek zorunda kalabiliriz. Ama small text sadece burada yok sanırım bildiğim kadarıyla. Her neyse şunu alayım. Edit HTML diyeyim şuradan alayım böyle. Şuradan da şunu. Buradan da bunu. Şimdi neler değişebilir burada? Şu bold kısımları değişebilir. Nokta, yıldız, soru işareti. Bold kısımlarının arasındaki şeyler değişebilir. En son kim kayıtlı olmuş? Kaç kullanıcı varmış ya da bilmem ne ya da şu da olabilir aslında, bu daha bence mantıklı olabilir. Bakın bunu buradan sileceğim ve buraya bir tane şey koyacağım. Tabii tek satır halinde yapmaya çalışıyorum bunları. Burada bir tane koydum. Neden? Çünkü ben ne istiyorum burada? Bununla yani şu spanle bu span arasındaki şeyleri istiyorum. Bir tane koysam yeterli bence. Buradaki tüm istatistiği çekecek bence bu. Şimdi düşünelim bakalım. Ve gördüğünüz gibi hepsini çatır çatır çektik. Son 15 dakika içinde 136 kullanıcı aktif olmuş. Şu an forumda 3 kayıtlı, 0 gizli, 128 ziyaretçi. Eh anasını be. 128 ziyaretçi varmış. Ve burada şu an bakın bu Google, Yandex falan işte bunlar bot. Şu an yaptığımız şey. İleride de yapacağız. Bundan böyle 6-7 ders çekmeyi düşünüyorum ben. Bakın bunun gibi böyle internet sitelerini gezen botlar yapmayı düşünüyorum. Sizlerle birlikte. Daha sonra buna bir de Ajax ekleriz. Hiç sayfayı yenilemeden kendisi otomatik olarak yapar. Bakın burada 6-7 gibi bir şey oldu. Kendisi bak 8 oldu. Biz de bir tane daha bot yaptığımız için şu an o botu da ziyaretçi olarak sayıyor kendisi. Ya işte bu tür şeyler yapabiliriz. Daha birçok görev vereceğiz. Çok saçma görevler de verebiliriz. Çok mantıklı görevler de verebiliriz. Ne bileyim bir mesela düşünelim Facebook sayfama girsin ve her gün saat 7'de otomatik olarak bir şeyler paylaşsın. Bunun gibi bir şey yapabiliriz. Ben şu an sadece aklımda düşünüyorum bunu. Yapmadım önceden. Nasıl yapabilirim? Ben bota diyeceğim ki bak bu benim ismim, bu da şifrem. Gir buradan bak şunu yapacağım bunu yapacağım diye bota öğreteceğim. Bot da benim için bunu yapacak. Deneyeceğim bakalım olacak mı? Bilmiyorum şu an düşünme aşamasındayım. Başka ne yapabiliriz? Ya aklınıza gelecek her şeyi yapabilirsiniz. Bot nedir? Bot kısaca robotun webdeki haline bot denir. İşte bu kadar. Yani istediğin her görevi ver, her görevi yapar.
Ama önce ona öğretmen lazım görevi. Yani bir bebek gibi düşünün. Hiçbir şey bilmiyor, sen ona bir şeyler öğretiyorsun ve o adam akıllı oluyor, kendi ayaklarının üzerinde duruyor. Aynı bu mantık. Hiçbir şey bilmiyor bot, sen ona bir şeyler öğretiyorsun, sonra kendisi ayakları üzerinde duruyor ve senin istediğin görevleri yapıyor. Videomu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, videolarıma destek olmak için paylaşmayı ve hala kanalıma abone değilsen aşağıdaki kırmızı düğmeye basarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsin. Kendine iyi bak, hoşça kal, güle güle. Destek olmak için Google Plus'ta paylaşabilirsiniz. Bay bay.